Arkadaşlar merhaba. A kitapçığı felsefe soruları 11. sorudan başlıyorum. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Bilgeliği seven, bilgiyi arayan ve ona ulaşmak isteyen kişilere filozofos denir. İnsan yaşamını ilgilendiren her şey hakkında akıl yürütüp felsefi problem konusu yapabilen filozof, doğru olduğunu bildiğimiz ya da böyle olduğuna inandığımız her şeyi sorgulayabilir. İnsanın, Tanrı'nın, dinin, dış dünyanın varoluşu, bilginin kaynağı ve sınırları, bilim, sanat ve hayatla daha birçok konuyla ilgili sorular sorabilir. Filozof sadece soru sormakla yetinmez, yaratıcı bir düşünüş, eleştiri ve sorgulayıcı bir tavır ve bakış açısıyla da bu sorulara yanıtlar arar. Bu parçada aşağıdakilerin hangisi vurgulanmıştır? Felsefeyi diğer bilgi türlerinden ayıran nitelikler, felsefenin ortaya çıkmasını sağlayan sebepler, filozofla bilim insanı arasındaki farklar, filozofta bulunması gereken özellikler, filozofun düşüncesini etkileyen ortamlar. Arkadaşlar cevap Denizli, filozofta bulunması gereken özelliklerden bahsetmiş. Doğru olduğunu bildiğimiz ya da böyle olduğunu inandığımız her şeyi sorgulayabilir gibi. Burada gördüğünüz gibi filozofta bulunması gereken özelliklerden. Filozof sadece soru sormakla yetinmez. Yaratıcı bir düşünüş, eleştiri ve sorgulayıcı bir tavır ve bakış açısıyla da bu sorulara yanıtlar arar. Filozofta bulunması gereken özelliklerden soruda bahsedilmiş. Cevap Denizli. Şimdi 12. soruya geçiyorum. Bu parçada septiklerin sözünü ettikleri bu durum aşağıdaki kavramların hangisiyle ifade edilebilmektedir? Görünüşlerin gerisindeki gerçekliği bilinemeyeceğini savunan septikler, görünüşlerin, gözle görünür olguların yol göstericiliğini benimsemişlerdir. İnsanların yalnızca şeylerin kendilerine nasıl göründüğünü bilebileceklerini, aynı şeylerin farklı insanlara farklı göründüğü için bizim bu görünüşlerin hangisinin doğru olduğunu, hangi insanın haklı olduğunu söyleyemeyeceğimizi savunan, Pirop'a göre her iddia için birbirine çelişik olan iki kanıt ya da düşünce ileri sürülebilir. Bu parçada septiklerin sözünü ettikleri durum aşağıdaki kavramların hangisiyle ifade edilebilmektedir? Görecelilik, akılcılık, deneyimcilik, düşüncelilik, eleştiricilik. Cevap adana görecelilik. İnsanların yalnızca şeylerin kendilerine nasıl göründüğünü bilebileceklerini, aynı şeylerin farklı insanlara farklı göründüğü için bizim bu görünüşlerin hangisinin doğru olduğunu, hangisinin haklı olduğunu söyleyemeyeceğimizi savunur diyor. Yani burada bir değişkenlikten, kişiden kişiye göre bir değişimden bahsediyor. Ondan dolayı cevap Adana oluyor. Şimdi 13. soruya geçiyorum. Bu yaklaşımıyla Platon aşağıdakilerin hangisini savunmamıştır? Savunmayanı arıyoruz. Platon'a göre devlet insanların kendi kendilerine yetmemeleri sonucunda doğmuştur. Platon'un devlet teorisi elitist bir devlettir. Her toplumsal sınıf kendine düşen görevi yapmaktadır. İnsanlar yaratılışta eşit değildir. Tanrı kiminin mayasına altın, kiminin gümüş, kimine ise bakır katmıştır. Herkes kendi doğasına uygun olan işi yapmalıdır. Bu yaklaşımla Platon hangisini savunuyor? Şimdi bakıyorum. Devletin kaynağı insan ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayacağı. Evet, kendi kendilerine yetmemeleri sonucunda doğmuştur diyor ilk cümlede. Devletin seçkinler sınıfı tarafından yönetilmesini, bunu da savunmuş. Bakın ne diyor, kim ne diyor, maya koymuş, kim ne gümüş, kim ne bakır kalmış diyor. Sınıfların toplumdaki görevlerinin farklılık taşımasını, herkes kendi doğasına uygun işi yapmalı diyor. Herkesin farklı özelliklerle yaratıldığı. Burada da dediğim gibi az önce altın, gümüş, bakır katmış. Bundan bahsediyor. Platon hangisini savunmuyor? Arkadaşlar Ceyhan'ı savunmuyor. İnsanlar arasında eşitliğin olmasını. Bunu savunmuyor. Bakın Platon devlet teorisi elitist bir devlettir. Her toplumsal sınıf kendi düşen görevi yapmaktadır. Bunu Platon Ceyhan şıkkını savunmuyor. 14. soruya geçiyorum. Bu parçada söz edilen felsefi problem aşağıdakilerin hangisidir? Doğduğumuz andan itibaren bir takım davranışlarda bulunuyoruz. Bu davranışlarımızın nasıl gerçekleştiği konusu ahlak felsefesinin bir problemidir. Gerçekleştirdiğimiz birçok davranış ahlaki olarak nitelendirilemez. Bir davranışın ahlaki olması bir takım şartları taşımasına bağlıdır. Bu şartlardan biri kişinin davranışta bulunurken
iradesiyle seçim yapabilmesi, diğeri ise yapılan seçimin sonuçlarının üstlenilmesi. Cevap edin arkadaşlar. Özgürlük ve sorumluluk. Bakın. Şimdi burada ahlak felsefesinden bahsediyor. Demek ki ahlak felsefesinin içinde geçen temel kavramları ele alacağız. Bir davranışın ahlaki olması bir takım şartlar taşımasına bağlıdır. Bu şartlardan biri kişinin davranışta bulunurken iradesiyle seçim yapabilmesi. Yani özgürlükten bahsediyor. Evet. Diğeri ise yapılan seçimin sonuçlarının üstlenilmesi. Biz yaptığımız eylemlerin sonuçlarını üstleniyorsak burada biz bir sorumluluk alıyor muyuz? Evet alıyoruz. Ondan dolayı cevap edemiyoruz. Özgürlük ve sorumluluk. Şimdi 15. soruya geçiyorum. Bu parçada Popper'ın vurguladığı aşağıdakilerden hangisidir? Biz Popper'ı nerede gördük? Bilim felsefesinde gördük. Popper'a göre ne kadar çok ve uzun süreli gözlem yapılmış olursa olsun, eldeki veriler sınırlanmamış bir genellemenin, tümel bir önermenin doğruluğunu saptamak için mantıksal olarak hiçbir zaman yeterli olmayacaktır. Popper'ın vurguladığı aşağıdakilerden hangisidir? Gözleme dayalı bilgilerin güvenilir olduğu, elde edilen bilgilerin güvenilir olmadığı, uzun süreli yapılan araştırmaların kesinliğini sorgulanamayacağı. Şimdi biz burada bir güvenilirlikten bahsediyorum, evet bahsediyorum. Tümel önermenin her zaman doğrulanabileceği, gözleme dayalı araştırmaların kısa sürede sonuçlanamayacağı. Elde edilen bilgilerin güvenilir olmadığı. Popper bundan bahsediyor. Cevap Bursa. Ne kadar çok ve uzun süre gözlem yapılmış olursa olsun eldeki veriler sınırlanmamış bir genellemenin tümel bir önermenin doğruluğunu saptamak için mantıksal olarak hiçbir zaman yeterli olmayacaktır. Yani eldeki bilgilerin güvenilir olmadığından Kopup burada bahsetmiş. Cevap da Bursa. Felsefe sorularımız bitti arkadaşlar. Kolay gelsin.